Merhaba hanımlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir şapka modelimiz var arkadaşlar. Daha öncesinde şöyle renkleri ve motifi gören takipçilerimiz hatırlarlar. Takipte olanlar hem yeleğini hem elbisesini hazırlamıştık kız bebeklerimiz için. Bu videomuzda da ona yine takım olarak şapkasını yapacağız birlikte iplerinize uygun tığ numarası seçebilirsiniz 325 benim şu anda kullanacağım tığ Anlatıma geçmeden evvel eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı rica edeceğim ve ardından hemen anlatıma geçeceğim. E, ee, batik ipim çok az kaldı benim. Şöyle renkli olandan e, ee, dediğim gibi daha öncesinde de kullandığımız için şimdi orta motifimizi yine birlikte yapalım. Orta kısmından zincirimizi ilk ilmeğimizi atalım. Zincirimizi çekerek başlayacağız. 4-5 tane zincir çekelim. Ben şöyle 5 tane zincirimi çektim e, ilk zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum ilmek kaydırma yaparak burayı kapattım şu şekilde minik bir halka oluşturduk iki tane zincirimi çektim sabitleme zincirinden sonra ipimi üzerine alıyorum hemen ortadaki halkanın içerisinden ilmeğimi çıkardım ikili trabzan şeklinde 3 ilmeği 2 hamlede çıkarıyorum böyle iki tane yaptım bir de baştaki zinciri de sayıyoruz toplamda 3 tane olmuş oluyor ara kısma iki tane zincirimi çektim tekrar ipi üzerine alıyorum elinizin durumuna göre 3 de çekebilirsiniz ara zincirini bu şekilde 3 tane daha ikili trabzanımı yaptım ara zincirimi çekiyorum tekrar ipi üzerine aldım ve aynı şekilde yine 3 tane daha ikili trabzan tekrar 2 zincir ve son olarak dördüncü kez aynı işlemi uygulayacağım. 3 tane ikili trabzanımı yapacağım buraya. Son iki zinciri çektikten sonra en başta çektiğimiz zincirin tepe noktasından ilmek kaydırma yaparak kapatıyoruz. Şu şekilde kare motifimizi oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Hemen buradan tekrar yan taraftaki trabzanın tepe noktasından battım ilmek çıkardım ve ilmeğimi kaydırarak iki kez aynı işlemi yapıyorum şuradaki boşluk kısma geldim bir zincirle sabitledim bu noktada iki tane daha zincir ekleyelim hemen ipi tekrar üzerine alıyorum bulunduğum köşe noktadan bir ilmek çıkardım yine ikili trabzanımı yapıyorum iki tane daha yaptım toplamda zincirle birlikte üç tane trabzanımız üç tane zincir çekiyorum bu noktaya ipi tekrar üzerine aldım aynı boşluğun içerisine 3 tane daha ikili trabzan yapalım ve 3 şöyle iki tane zincir çekiyorum buraya tekrar üzerine aldım bir sonraki boşluğa geçiş yapacağım 3 tane yan yana ikili trabzan araya 3 tane zincir şu kenar kısımlarına düz yüzeylere düz kenarlara 2 zincir köşelere 3 zincir çektim tabi zinciri bir eksik bir fazla ayarlayabilirsiniz elinizin durumuna göre arkadaşlar şöyle hemen 2 zincir tekrar çektikten sonra bir sonraki boşluğa geçiyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum bu şekilde hızlıca motifimi tamamlayacağım Burası aynı arkadaşlar. Onun için hızlıca geçiyorum bu şekilde en son kısımda iki tane zincirimi çektim köşeleri tamamladıktan sonra en başta çektiğimiz 3 zincirin tepe noktasından ilmek kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum ipimi keserek motifimi tamamlamış oluyorum arkadaşlar bu şekilde 6 tane motifimi hazırladım ben 6 motifi hazırlayalım sonrasında ekleme devam edelim Evet motiflerimi şöyle kenara alacağım krem rengi ipimle devam edeceğim bu aşamada şöyle yapalım görüntümüz bozulmasın e, motifimizin herhangi bir köşe noktasında şöyle 3 tane zincir çektiğimiz noktadan ipimizi sabitleyeceğiz şöyle bir ilmek atarak sabitliyorum ben bağlayabilirsiniz bu ipim biraz dolgunca Amerikan sarım iplerden onun için hafif şöyle esneterek başlıyorum iki tane zincir çektim Hatta şöyle 3 yapalım bu noktayı. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bulunduğum noktadan ilmeğimi çıkardım. Yine ikili trabzan yapacağım. İki tane ikili trabzanımı yaparak başlamış oldum arkadaşlar. Ara kısma zincir çekmeden ilerleyeceğim. İpi üzerine alıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Üç tane ikili trabzan. Şu şekilde buradaki boşluğa yaptıktan sonra tekrar ipi üzerine aldım köşe noktasına geçiyorum arada zincir çekmedim 3 tane trabzanımızı yapalım bu noktaya 3 tane zincir çekiyorum tekrar ipi üzerine aldım aynı boşluğun içine 3 tane daha ikili trabzan tekrar bir sonraki boşluğa geçip 3 tane daha ikili trabzan köşeye geliyorum aynı şekilde burayı azıcık şöyle hızlandıracağım arada 3 zincir 3 tane trabzan sadece köşelerde 3 zincir var diğer trabzanların arasında zincir yok arkadaşlar köşe noktasına 3 tane trabzan yapacağım sadece ipimi birazcık açtım şöyle Esnetip geldim. Şöyle tekrar. Üçüncü trabzanımı yaptım. Bakın şöyle üç kenarını dolandık motifimizin Şimdi ikinci motifimi alacağım. Bu noktaya üç tane trabzandan sonra bir tane zincir çekelim. Üzerine aldım ipimi. Motifimin ön yüzünden bir köşeden geçirdim. Buraya ikili trabzan. Yine üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. Motiflerin arka yüzleri birbirine gelecek şekilde şöyle birleştirdim. Karşı taraftaki motifimin üçlü trabzanın hemen tepe noktasına bakın. Şu noktadan ilmeği geçirdim. Ve tığımdakinden geçirdim. İlmek kaydırmayla burayı birleştirdim. İpi tekrar üzerine aldım. Zincir çekmiyorum hiç. Hemen ara boşluktan bir sonraki kutucuğun içerisine batıyorum. Yine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Sonrasında tam karşısına gelen üçlü trabzanın tepe noktasından tığımı geçirdim. ilmeği çıkardım. Onu tığımdakinden de geçiriyorum. Tekrar ipi üzerine aldım. Köşe noktasına geldim. Burada yine trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim köşe zincirin içinden 3 tane zincirimiz vardı ya geçirdim ilmeğimi ilmek kaydırma yaptım bir tane zincir çektim ipi üzerine alıp yine köşeye batacağım 3 tane daha trabzan yapıyorum ipi üzerine aldım bir sonraki boşluğun içine 3 tane trabzanım bundan sonrası aynı bildiğimiz gibi devam arkadaşlar yan yana 6 tane e, motif ekleyeceğim bu aşamada altı motifi ekledikten sonra altıncı motifin son kenarında e, en baştaki ile birleştirme işlemini yapacağız oraya kadar şimdi aynı bu şekilde ilerleyerek gelelim dediğim gibi birinci motifi nasıl yaptık ikinciyi nasıl eklediysek ikinci üçüncü aynı şekilde devam edeceğim 6 tane motifi birbirine ekleyip geliyorum hemen Bakın şöyle ikinci de bitti. Şimdi üçüncüyü alıp buradan devam edeceğim. Şuradaki döngüden sonrası aynı şekilde devam. Evet alt motifi birleştirip geldim. Son kenardayım. Şöyle burada köşe noktasına 3 tane trabzanımı yaptım. Bir tane zincir çektim. Başladığımız noktaya hemen şöyle o kısma alıyorum buradaki köşeden geçirdim ilmeğimi kaydırdım bir zincir çektim ipi üzerine aldım köşeye yine 3 tane trabzanımı yapıyorum aynı şekilde sonrasında ara noktasından birleştirmemi yaptım bu tarafa yine trabzanımı yapıyorum karşıdan birleştirdim. Yani aynı diğer e, motifi birleştirdiğimiz gibi en sondakini de en başa birleştirmiş oluyoruz. Köşeye geldiğimde bir zincir başlangıç kısmına geliyoruz. Bu noktada hemen şöyle başlangıç yani şurada yaptığımız zincirin tepesinden ilmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çektim. Şöyle bir bakalım. Bu şekilde bir parçamız var elimizde. Şimdi devam edeceğiz. E, şuradaki ölçüyü arkadaşlar hemen bunu belirteyim. Daha büyük yapmak isterseniz bu ortalama olarak bir ila 3 yaşa denk gelir aynı kalınlıkla iplerle örüldüğünde işte e, aynı boyutta motifler elde ederseniz tabii ki motifler daha küçük olur, daha büyük olur. Elbette ki boyut değişebilir 6 taneden birleştirme yaptığınızda ama bu ölçülerde yaptığınızı düşünerek daha büyük yapmak isterseniz diye konuşacağım bu aşamada. E, motif sayısını artırabilirsiniz. Ya da işte böyle 0-6 aylık küçük bir şey olsun dersiniz e, motif sayısını eksiltebilirsiniz ya da daha ince, daha kalın ip e, kullanarak aynı şekilde örerek aynı sayılarda örerek de küçüğünü büyüğünü elde etmiş olabilirsiniz bunu da hemen söylemiş olayım Evet şimdi burada bir tane iki tane zincir çekelim arkadaşlar ben birini çekmişim iki tane çekelim ipi üzerine aldıktan sonra yine şuradaki köşe noktamıza batarak üç tane trabzanımızı yapalım normal motif kenarını burada bir kapatalım tekrar üzerine alıyorum bir sonrakine geçiyorum arada zincirsiz normal standart motif kenarımızı yapalım köşeye geldim 3 tane yine trabzanım şöyle iki zincir çektikten sonra ara kısımdan sabitleyelim 2 zincir de buraya tekrar üzerine aldım ve diğer köşe noktasına 3 tane trabzanımı yapıyorum ve aynı şekilde ilerliyorum artık motifin kenarını bir kapatalım Evet başladığım noktaya geldim. En son iki zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Şu noktadan yine orta kısma sabitleyelim. Ve yan taraftaki boşluğa hemen şöyle ilmek kaydırma geçiyorum. İlmek kaydırmayla zincirimi çektim. Bu noktada 3 tane çektim. 2 ya da 3 çekebilirsiniz. İpi üzerine aldıktan sonra hemen bulunduğum noktaya bir ikili trabzan. Sonrasında trabzanların üstlerine yine trabzan yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar her trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan yapıyoruz kenar kısımlarını bu şekilde dümdüz geçelim şu boşluklara köşe birleşmelerine geldiğimizde de ikişer tane de buralara yapacağım bir iki tane buraya iki tane de yan taraftakine hemen iki trabzan da buraya Sonrası zaten her trabzanın üzerine bir tane yaparak devam edelim ve etrafını dolanmış olalım. Aynı şekilde ilerliyorum. Evet, ilk sırayı tamamlayıp geldim şöyle. Burada sıra başında ilmek kaydırma yaptım, 3 tane zincirimi çektim hemen buraya. Tekrar batıyorum ikinci kez. Şimdi bu noktada arkadaşlar hemen şunu belirtmek istiyorum. Artırmaları daha çok yapabilirsiniz ya da aynı şekilde yapabilirsiniz. E, zaten son kısımda hani gördüğünüz e, volandan daha fazlası olsun çok daha fazla volanlı olsun isterseniz e, ona göre burada e, artırmayı e, bir değil iki defa yapabilirsiniz. Ben bir motifin şöyle düşüneceğiz bakın bir tane burada artırma yapacağım bir tane burada artırma yapacağım dolayısıyla hem burada hem burada yan yana iki artırmamız denk gelmiş olacak bu durumda aynı noktaya tekrar batıyorum zincirim şuradaki fazladan battığımız boşluğa battığımız iki tane trabzanın bir tanesi yerine bir tanesinde de böyle çift batarak artırmış olacağım arkadaşlar diğerlerini yine her trabzanın üzerinden bir trabzanla devam edeceğim. Eğer isterseniz motif arasında da bir tane artırma yapabilirsiniz. Dediğim gibi daha fazla volanlı olsun derseniz. Ben şimdi normal devam ediyorum. Şu motif geçişinde bir kere daha artırmamızı göstereyim. Çift batacağız zaten. Bu şekilde her trabzanın üstüne bir tane yaptım ekstra artırmak isterseniz de bakın şu noktadan şu hizadan bir tane çift batabilirsiniz bu arada şurayı geçmişiz hemen şuraya geldiğimizde bakın burada şu boşluk kısmında olan trabzanlarıma geldiğinde hemen ilkinin üstüne bir tane fazladan batıyorum çift battım buraya sonrasına tek battım sonrasına tek battım ve burada yine bu noktaya 1 iki battım sonra devam ediyorum dediğim gibi buraya geldiğimde şurada tekrar artırma yapacağım hem burada hem şurada arkadaşlar her bağlantı noktasında iki artırma yaparak etrafını dolanalım Evet sırayı tamamlayıp geldim şöyle en son kısımda yine bir artırma yaptım bir trabzan yaptım buradaki zincirin tepe noktasından sabitliyorum tekrardan hemen zincirimi çektim bir trabzan yaptım şu kısma geldiğimde bakın şurası bunun dibine tekrar bir trabzan daha yapıyorum artırmalarımız bu şekilde ilerleyecek üst üste olacak şekilde ve devam ediyorum yine aralar her trabzanın üzerine bir trabzan olacak şekilde Evet şöyle bir kenarı her trabzanın üstüne bir trabzan olacak şekilde yaptım. Yine geldim çift battığım artırma noktasına buraya yine iki defa batarak iki trabzan yapıyorum. Sonrasında ara kısımdaki tek trabzanları yapıyorum. Ve burada yine çift trabzanın üzerine iki kez batarak artırmamı yapmış oluyorum arkadaşlar bu şekilde ilerleyeceğim bu sırada da artık bundan sonraki her sırada kaç sıra artırma yaparsanız bu kenar kısmının uzunluğu yine böyle göz zevkinize bağlı ee, bu şekilde artırmalar ilerleyecek bakın iki tane trabzanın ara kısmına iki bir sonrakinde hem burada iki olacak hem şu noktada iki olacak derken e, açılarak ilerleyecek artırma noktalarımız bu şekilde devam edeceğim ben Evet şu hale geldik arkadaşlar Hemen bakalım 2 4 5 sıra örmüşüm e, Bence yeterli ölçerek de göstermek istiyorum ama isterseniz Tabii ki daha uzun formunda yapabilirsiniz e, daha önce de söylediğim gibi aynı şekilde daha volanlı formunda yapabilirsiniz benim artırmalarım biliyorsunuz bir buradan bir buradan şeklindeydi e, bunu çoğaltarak biraz daha volanlı hazırlayabilirsiniz ama bence formu çok güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu en azından benim. Şimdi üst kısmını kapatması kaldı. Kenar kısmında bu şekilde olabilir ama ben takım hazırladığım için, yeleğimle ve elbisemle de uyumlu olsun diye kenar kısmına te ters tığ tekniği geçeceğim. Bu şekilde de bırakabilirsiniz dediğim gibi gayet düzgün ve muntazam duruyor gördüğünüz gibi. Evet, şimdi devam edelim bu noktada birleştirmemi yaptım ben hemen ipimi kesmeden geriye batarak iki zincir çektim geriye sık iğne yaptım tekrar iki zincir bir iki tane geriye batacağım arkadaşlar iki tane zincirimi çekiyorum gayet rahat bir şekilde tığlamamı yapacağım farklı tekniklerde tabii ki uygulanabilir kenarına hemen bu şekilde bir dolanıp geleceğim ben. Şöyle tekrar göstereyim. Tamamlayıp geliyorum hemen. Evet şöyle tamamladım. Kenar kısmını da şimdi üst tarafını yapacağız arkadaşlar. Yine krem rengi ipimi alıyorum. Şöyle herhangi bir motif arasından geçirerek sabitleme işlemini yapacağım. trabzanın tepesinden sabitleyeceğim arkadaşlar şöyle bir düşündüm şu ara kısmını tam olarak ne şekilde kapatacağız ona bir karar verelim çünkü biliyorsunuz doğaçlama ilerliyorum şöyle şu şekilde köşenin hemen yanındaki ilk trabzanın üstünden sabitledim Evet bu noktada zincirimi çekiyorum iki tane zincir hemen üzerine aldım şu dip noktasına batacağım bir tane ilmeği çıkardım ikisini birlikte tekrar doladım hemen yan taraftan bir tane daha yapıyorum tek seferde çıkardım şu ikinci hamleyi üçü birden aldım buradaki zinciri de kattım bu noktada burada tekrar üzerine alıyorum hemen yandaki trabzanın üzerinden ilmeği çıkarıp ikisini birlikte alıyorum bekletiyorum tekrar sardım yandakinden yine şu şekilde ikisini bir kapattım arkadaşlar bu şekilde azaltma yaparak ilerleyeceğiz ikisini bir kapatıyorum. Bir buradan bir boşluğa battım. ikisini bir çıkardım. Yan tarafa geçiyorum. Bir buradan hemen yanındaki trabzandan. Bu şekilde iki ilmeği bir ilmeğe düşürerek ilerlemiş oluyoruz. Böyle bir üç yaş arası ya da daha küçük Yaşlar için uygundur arkadaşlar bu azaltma şekli ama daha büyük yaş için yapıyorsanız mesela 5-6 ya da 9-10 yaş için yaptıysanız çalışmayı burada bir sıra her trabzanın üzerine gidebilirsiniz sonrasında azaltmayı yapabilirsiniz çünkü birden eksiltme yaptığınızda şapkanın şu uzunluk kısmı az gelebilir ben biraz önce kafa mankenine gördüğünüz üzere ölçmüştüm ve çok az bir kısım kaldı. ben burada eksiltmelerimi tamamlarken zaten o kısmı da kapatmış olacağız biz. Dolayısıyla ekstra sıra gitmedim ama dediğim gibi büyük yaş için çalışırsanız ekstra sıra geçin buradan. Ölçerek de ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ilerliyorum. Bu sırayı bir tamamlayayım hemen. Evet sıranın sonuna geldim şöyle en son ikili topladıktan sonra zincirin Tepe noktasından yine ilmek kaydırma yapıyorum sabitledim hemen yeni sıra için zincirimi çektim bu noktada arkadaşlar e, ölçerek ilerlemek en güzeli sizde yaptığınız bebeğe çocuğa yetişkine ya da gence e, ölçerek yapabilirsiniz bu şekilde bakın gayet güzel ilerliyor Biraz önce bahsettiğim nokta buydu tam alın kısmından tuttuğumuzda şöyle e, buradaki yüksekliği tamamlamamız lazım orta noktada birleşecek şekilde ben iki sıra daha eksiltmemi yapana kadar Burası zaten kapanmış olacak Dolayısıyla ben bu şekilde 3 e, sıra azaltma yapıp şapkamı bitirmiş olacağım Evet şimdi tekrar azaltma aynı şekilde hemen dip noktasına battım bir bir sonrakine battım iki kapattım. Bir sonrakine ve bir sonrakine hepsini tek seferde alıyorum ve ikisini bir kapatıyorum. Bu şekilde de yine bu sırayı tamamlayacağım. Evet, bu sırayı da tamamladım. Gördüğünüz gibi birazcık daha kapandı ve yine aynı şekilde devam edeceğim. Hemen bulunduğum noktaya bir, bir sonrakine bir batıp topluyorum ve son kısmında bu şekilde kapatacağız arkadaşlar. Eksiltme kısmına geçtikten sonra uzatma şansımız yok şapka boyunu. Onun için tekrar ediyorum büyük çalışacaksanız eğer e, motifi kapattıktan sonra eksiltmeye başlamadan ki. E, başladığımız sıradan önce yapılacak o, o noktada yükseltilecek Son kısmı da bu şekilde kapatıyorum ve tamamlamış olacağım kenar kısımlardan sağdan soldan birer zincirle ya da işte kurdele tarzı bir şeyle bir bağlama ipi de yapılabilir özellikle küçük çocuklar için. Şu kadarcık bir noktamız kaldı. Bunu da son olarak aynı şekilde kapatıyorum. ve en son ipimizi çekerek bitireceğiz arkadaşlar iki çok gelebilir bu noktada çünkü zaten çok yaklaştı şöyle 3 3 yapıyorum ve bitirmiş olacağım bir tek aldım iki tek aldım üçüncüyü de aynı şekilde tek alıyorum üç tane oldu zaten üç defada son kısmı kapatmış oldum şurada son ilmeğim birazcık beni zorlasa da orayı da aldım kapattım şu noktadan sabitleyelim yine en baştaki zincirden ve en son iç kısma çekeceğim ipimi burada ilmek kaydırıp bir iki tane zincir çekiyorum tersini çevirip tam orta noktasından ipimizi alalım ve bu noktada sabitleyelim arkadaşlar orayı dediğim gibi sabitleyip iç kısmına ipi kısaltacağım şimdi hemen bir şapkamı geçirmek istiyorum kapatmadan evvel orta görüntüsüne bakmak için evet gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Ve tamamlamış olduk arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet, iplerimi temizledim tamamen. Bu şekilde bitirip geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Benim istediğim gibi oldu inşallah. Sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle yeleği ve elbisesiyle de bir arada görmenizi istiyorum. Şu şekilde. Sizler de takım olarak hazırlamak isterseniz her birinin ayrı ayrı videosu kanalımızda mevcut arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videolarımızın devamlılığı için beğenmeyi, yorumlarla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.